karakter belli. Bu aktörlerin ifadeleri belli. Bu ifadelerin zaman içerisinde nasıl değiştiği belli. İnsanlar gözaltı sürelerinin sonuna geldiler artık. Yani elbette ek süre isteyebilirsiniz ama bunların da bir sonucu var. Ve arkasından artık bu biter. Ve ifadeler sonucunda bir yere varılır. Bu memleketin uzman polisleri, uzman jandarması, savcısı, hakimi, herkes devrede ve 20 küsur gün boyunca 20 haneli bir köyde bu ifadelerin arasındaki çelişkiler ortaya çıkartılamıyor. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yüzlerce siyasi davaya girmişimdir. 10 yıl evvel nerede, hangi konumda bulunduğunuzu çıkartırlar, sizin önünüze koyarlar. 10 yıl evvel işte şu radan sinyal vermiş telefonunuz derler. Kiminle görüştüğünüzün kayıtları çıkartılır. Onunla ilgili şema önünüze konulur. Denir ki son 10 yıl içerisinde en çok şununla görüşmüşsün. Gece yarısından sonra şununla görüşmüşsün. Sabah saatlerinde bununla görüşmüşsün. Ya buradan bir kanaate ulaşılamaz mı? Kanaat ceza davası için şüphesiz yeterli değil. Ama o kanaat soruşturmanın ne tarafa doğru derinleştirileceğine yönelik size önemli ipuçları verir. Bir şey daha var. İyi yönetilmediğini düşünüyorsunuz yani. Kesinlikle iyi yönetilmediğini düşünüyorum. İyi yönetilememesinin kolluğun ve adliyenin yetersizliğinden mi, yoksa onlara yönelik baskılardan mı kaynaklandığı konusunda şüphesiz an itibariyle bir bilgiye sahip değilim. Kanaate sahibim, onu da açıklamayı gerekli görmem. Ama şunu söyleyeyim, orası küçücük bir köy. Diyarbakır'ın tarımsal yapısını falan da biliyoruz. Oldukça halleri, vakitleri yerinde. Mesela ben bu konunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu para nereden kazanılmış? Yani diyor ya, narini dere yatağına gömen kişi tırnak içerisinde, zengin ve güçlü olduğu için ondan korktum diyor. Bana da 200 bin lira verdi diyor, bazen de işte tehdit etti diyor. Yani bu zenginlik ve bu güç nereden geliyor acaba? İkisi birbirinden farklı kavramlar. Demek ki zengin, bir para birikmiş. O para buğdaydan, arpadan birikmiyor, hayvancılıktan birikmiyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Demek ki o biriken paranın bir kaynağını bulmalıyız ki başka ilişkilere gidelim. Evet. Bir de güçten bahsediliyor. Mesela o köye